Ve ondaki en büyük sorun bence şirketlere teslim olan bir dönüşüm süreci var. Bütün sahilleriyle, kıyılarıyla, kamusal alanlarıyla, kamu işlevleriyle, kültür tesisleriyle, bu mahallelere geldiğimiz zaman da kentsel dönüşüm projeleriyle gerçekleşiyor. Ve onun %70'i informal bir şekilde yapılaşmış. Mahallelere gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Bunda kamu yönetimlerinin de sorumluluğu var. Bu sorumluluğu kamu yönetimleri geçmişte yerine getirmediği için burada yerleşen insanlar kendi yaşam çevrelerini düzenleyememişler ve bugün de kamu yönetimleri şirketlerle bu işi gerçekleştirmeye çalışıyor. Tipik bir mantığıyla boş bir arazi inşaat yapar gibi oradaki insanların yaşam alanlarını dönüştürmeye çalışıyor. Biz bunun tersini savunuyoruz. Şirketlerle değil, kamu faaliyeti olarak, kamunun eksik bırakmış olduğu alanı tamamlayacak ve çalışmalarını yerel bir gelişme programına dönüştürecek. Çok katmanlı, çok işlevli, kentin bütün karmaşık yapısını, istihdam ilişkilerini, sosyal birikimlerini koruyarak gerçekleştirecek uluslararası standartlarda kentsel iyileştirme ve gelişme çalışmaları programlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklar yaptık. Mahallelerde bunları tanıtıyoruz. Dolayısıyla bugün belediyenin gerçekleştirmiş olduğu dönüşüm modeline mahkum olmadığımızı, çok farklı bir dönüşümün olabileceğini düşünüyoruz. İkinci sorun noktası aslında kentsel dönüşümle bağlantılıdır. Burada Beyoğlu'nun kozmopolitik yapısını her kimlikten, her renkten, her ırktan insanların kendisine yaşam alanı bulduğu bu sosyal yapıyı tahrip edip burada yaşayan alt gelir seviyesi düşük, farklı etnik kimliklere, farklı dinsel inançlara sahip insanları tamamen buralardan sürmek ve burada var olan canlı hayatı bitirmek üzerine bir politika uygulanıyor. Bizim politikamız da buradaki kozmopolitik ve canlı yaşamı korumak, burada yaşayan etnik kimlikteki insanların ve farklı dinlerdeki insanların tekrar bir arada yaşamalarına olanak sağlamak. Şöyle bir politikamız olacak. İlk önce her mahallenin kendi mahalle meclisini kuracağız ve o mahalle meclislerinde alınan kararlarda oradaki insanların ihtiyaçlarının tespiti olacak. O tespit, ihtiyaçların tespiti doğrultusunda bir çözüm sunulacak. Şeffaflık da şöyle, mahalle meclislerindeki insanların birebir gelip denetleme imkanı olacaktır. Meclis adaylarının birebir denetleyebilme imkanı olacaktır. Yapılan her proje tamamen halka açık ve şeffaf olacaktır. Evet, belediyenin şu anda yürütmekte olduğu projeleri çıkar gruplarıyla geliştirdiğini görüyoruz. Yani fikir üretimi, kamusal kararları, kamusal niteliği oluşmuyor. Çünkü bunları fikir üretimini gerçekleştiren kurumlarla değil, müteahhitlerle gerçekleştiriyor. Mesela kentsel dönüşüm alanlarında mahallede nasıl bir yaşam olacağına dair kararları şirketler veriyor. Bunu bir kere uluslararası standartlara uygun değil. Yani insan hakları açısından çok ciddi bir problem teşkil ediyor ama bu aynı zamanda da katılım sürecini engelleyen bir şey. Çünkü insanlar üçüncü taraf haline geliyor. Kendileri hakkında alınacak kararları pasif bir şekilde izleyebiliyorlar. İstediğiniz kadar işte sizi toplantılara çağıracağız, katılacağız deseniz bile burada muazzam bir şey var. Eşitsizlik var, müthiş bir haksızlık var. Çünkü temsil kabiliyeti insanların gelişmiyor. Bunu değiştirmek için biz belediyenin sosyal sorumluluk üstlenecek kurumlarla işbirliği yapması ve o kamusal alanı bu tip çalışmalara açması gerektiğini düşünüyoruz. Yani basitçe sadece vatandaşı pasif katılımcı olarak sürece katmaya çalışan değil, aktif olarak, kültürel vatandaşlar olarak sürece katmayı hedefleyen, bugünkü katılım modelini tamamen tersine çeviren bir katılım modeli savunuyoruz.